Hayırlı işler arkadaşlar. Şimdi soruyorum abi, bu ters spanzetler mi iyi yoksa şu tip spanzetler mi? Şimdi arkadaşlar, kullanım yerine göre değişiyor. Misal tonajlı malzemelerde, odun, domruk, açık dorselerde dışarıdan sıkacaksın ya, böyle kuvvet vermesi, aşağıdan asılması kolay oluyor. Bunlar çok güzel o konuda. Fakat böyle kapalı dorseye işten bağlayacak olduğun zaman veya ne bileyim konteynere dışarı ihracat malzemesi gönderirsek, o tip yerlerde şey avantajlı. Şu normal düz olanlar avantajlı. Yani o açıdan işinize en uygun hangisi ise onu şey yapmak mesela. Şimdi bunda tersten asıldığımız zaman olay oluyor. Daha iyi kuvvet alıyoruz. Öbürkünde aşağıya basıyoruz ya, dorsenin içinden aşağıya basmak zor oluyor. Bak şimdi bunu çekelim aynı yerden. Yani buna kuvvet uygulaması daha güzel oluyor. Bak şöyle çekiyoruz ya. Tahtayı bile kırarım yani. O derece sıkar bu. Kuvvet alıyor. Ama onda aşağıya basıyorsun ya, bu aşağıdan basma, aşağıdan yaptığın zaman branda açıkken veya açık dorsede. Misal şöyle ufaklar var. Onlar misal otoçekerdesin. Otoçekerde sadece lastikten bağlıyorsun. Bunlar işini görür. Bir de arkadaşlar bunların, şunu çıkaralım da, şöyle üzerinde vay efendim kilosu, uzunluğu filan yazar. İşine en uygun hangisi son alırsın. Bazılar var, ip ince, don lastiği gibi çektikçe sünüyor. Onlar bir boka yaramaz. Öyle şeylere para vermeyin yani. Bunları da satan yerler vardır. Veyahut uluslararası çalışan tırcı arkadaşlar da getiriyorlar bazen güzel. Onların